Tamam, siz istediğiniz zaman girin efendim. Hazırlayın kendinizi. Hazırsanız başlayabilirsiniz. İyi akşamlar olsun. Bu haftaki konuğumuz Erdem Bayazıt. Erdem Bayazıt yalnız şiir yazmış biri değil, aynı zamanda gazeteci, siyaset adamı ve düşünce adamı. Ama daha çok sanatçı olarak, şair olarak biliniyor. Hoş geldiniz Erdem Bayazıt. Hoş bulduk Aziz Dostum. Efendim, her sanatçının kendine mahsus olduğunu söyledikleri bir yazma düzeni, yazma şartı var. Hani kimileri sessizlik isterler, kimileri ise her ortamda çok rahat yazarlar. Kimi sanatçılar efendim bir ilham bekler. Kimileri de Cahit Zarifoğlu'nun dediği gibi ben ilhama gel derim, gelir ve öylece yazarlar. Sizin yazmanız nasıl? Ben de doğrusu ilhamla yazan bir kişiyim. Ama sadece ilham değil. Herhangi bir olay, herhangi bir kelime, herhangi bir insani durum, bir dram, bir trajedi, bir insani bir olay yahut ne bileyim tabiatta herhangi bir mesela bir çiçek, bir böcek, bir böceğin hareketi yahut da çok aykırı bir söz yahut çok hoşlandığım bir davranış daha önce içinde pişen, olgunlaşan, adeta birazcık sıkıntıyla karışık, efendim birazcık heyecanla karışık o olguyu, içimde pişen olguyu dışa vurmama sebep olur. Yani ama bir dış etken sizi galiba başlatıyor tabii, bu yani işe. Daha önceden tabii bir sıkıntı gibi, yani bir şey olgunlaştığını bir şeyin içinde hissederim. Ama onu delecek, onu dışarıya vurduracak bir şey lazım. Bir hareket dediğim gibi, bir kelime. Evet. O kelimenin üzerinde durmak isterim. Evet. Çünkü hatırlıyorum, siz bir ara bana bir kelime verin, bana bir kelime verin diye adeta sancılı sancılı dolaşıyordunuz. Öyle bir kelime bulduğunuz takdirde evet, onun üzerine bir şiir, hatta şiirler inşa edeceğinizi söylüyordunuz. Gerçekten yani böyle bir kelime, küçük bir vesile sizin için yeterli oluyor mu her zaman için? Efendim, arz ettiğim gibi o zaman bir kelime, yani içimde bir şey var, onu dışa vurmam lazım. Ama bir sebep arıyorum. Belki öyle bir anda söylemişimdir onu. Bana bir kelime verin, size bir şiir yazayım. Evet. Bir arada kaçmak istiyordunuz Ankara'dan, efendim Maraş'a, Güzle'ye gideyim de şu risaleleri yazayım diye. Gerçekten öyle oldu galiba. Birçok şiirimi gerçekten yaylada yazdım. Yani dağlarda yazdım, kırlarda yazdım. Dediğim gibi ama onun iç dokusu, içimde hazırlanması bir vakit almıştır. Onun olgunluğunu ben hissetmişimdir. Ama işte bir vesile veyahut da ona yoğunlaşacağım, o duyguya yoğunlaşacağım bir ortam arıyorum. O ortamı da bulduğum anda, biraz teksif olduğum anda yazıyorum. Yani öyle olmuştur ve bir çırpıda çıkmıştır. Yani tabiri caizse benimki öyle bir kuyumcu işçiliği gibi değildir. Sonradan tabii şiir iskeleti yahut etiyle kemiğiyle ortaya çıktıktan sonra ufak tefek müdahaleler tabii oluyor. Ama işte, genelde bir doğuş olayı olarak. Yahut işte kelimeler arasında insicam yahut İşte bir şiiriyeti daha yoğunlaştırmak için bir takım çalışmalar. Evet, bu şiirinizin ama genelde bir çırpıda çıkmıştır. Evet, bu şiirinizin oluşumu, dış yapısı falan. Bir de içeriğinden bahsetsek. Yani şiirinizde neler var muhteva olarak? Efendim, şiirimde tabii tabiat var, insan var, aşk var, ölüm var. Yani ve biraz bugüne daha kadar şairlerin malzemesi olan şeyler hepsinden birer parça bulabiliriz herhalde. Ama ve biraz da ideoloji var galiba. Evet, şüphesiz tabii. Bir de insanın yaşadığı dönem çok önemli oluyor. Bizim yoğun olarak şiir yazdığımız o gençlik döneminde Türkiye işte 70'li yıllar, 60-70 arası üniversiteye geldik, bir darbeyle, bir ihtilal denemezdi ama bir hükümet darbesiyle karşılaştık, 60 ihtilali.
Yani değerlerin alabala olduğu, efendim bir arayış içerisinde toplumun olduğu, insanların efendim bir sancı çektiği dönem. Orada da tabii yani sokaklarda ideolojik bir hareketler var. Sizin de bir ideolojiniz var, sizin de bir iddianız var. İster istemez onu o ortamda evet. dışa vurmak ihtiyacındasınız. Ya şimdi, ona göre şekilleniyor. Evet, gerçekten ona göre şekillenmiş şiirleriniz var. Ve sizin şiirleriniz o dönem gençliğinin, yani 70'ten sonraki gençliğin dilinde dolaşıyordu. Adeta birer slogan halinde kullanılıyordu. Kartpostaller yapıldı vesaire. Birçok mitinglerde, meydanlarda insanları, gençliği heyecanlandırmak adına sizin şiirleriniz okunuyordu. Ama o sizin şiirlerinize baktığımızda onlar yalnız bir ideoloji için yazılmış şiirler değil, yani yavan ve yalın bir didaktizmle, bir yönlendirmeyle yüklü değil, aynı zamanda gerçekten bir lirik edası vardı. Şimdi bu ideolojinin somut olarak sanata yansıması gerçekten çoğu kez lirizmi öldürmüyor mu? Şüphesiz öldürür. Yani hele didaktik şiir, yani bir şeyi öğretmek kastıyla bu sanatın en büyük düşmanıdır. Yani şüphesiz. Ve asla ben o niyette bir tek satır yazmış değilim. Ama dediğiniz gibi eğer bir gençlikte bir kabul görmüşse, bir takım insanlar onu sevmişse, bunu işte şeyin de dediği gibi Mehmet Akif Ersoy'un adaşımızın tek samimiyetinde aramak lazım. Başka hiçbir şeyinde değil. Yani sizinki ısmarlama şiir değildi. İçinizin istediği, yoğurduğu bir şiirdi. Ve kimseye bir şey öğretmek için de asla değil. Evet. Ama içimin heyecanını, içimin duyarlılığını samimiyette dışa vurmuşumdur. Evet. Ve yani, onu gerçekten çağdaş bir sanat duyarlılığı ve biçimi içerisinde söylediniz. Yani oldukça modern elbise giydirdiniz. Belki geleneksel bir düşünceye, anlayışa. Sizin bu kurmuş olduğunuz şiir o dönemlerde bazı eleştiriler de aldı. Hatırladığım kadarıyla mesela rahmetli Mehmet Kaplan sizin için yazdığı bir yazıda efendim sizin İslami içerikle yola çıktığınızı ama gelenekten çok uzaklaştığınızı, dolayısıyla karşıt kamptaki insanların ürettiği şiirler gibi ürettiğinizi, yani bir bakıma anarşist bir şiir kurduğunuzu ve bununsa geleneksel bizim şiirimize tutalım, Yunus'un eğer mistik ise, Mehmet Akif'in İslamcı ise şiir yapısına aykırı düştüğünü, dolayısıyla sizin efendim hiç de İslamcı bir şiir kurmadığınızı söylüyordu. O zamanlar biz bunu karşıladık. Şimdi üzerinden şu kadar zaman geçti. Nasıl evet. açıklayalım bunu? Evet, onu Mavera'da ben dilimin döndüğü kadar cevaplandırmıştım. Ama sonradan da şey yaptım. Efendim, Mehmet Kaplan, yani Cumhuriyet dönemi Türk şiiri antolojisini hazırladığı dönemde işte o 70'li yılların en sokaklarda savaşın olduğu, yani okuldan dağılan öğrencilerin üzerine bomba atıldığı, her şeyin alabora olduğu, yani bir takım sloganların öne çıktığı bir dönemde gerçekten Mehmet Kaplan da bir bu hava içerisinde tepki gösteriyordu. Şeyler, yorumlar yaptı. Yalnız evet. benim için değil, birçok sanatkar arkadaşlarım için, şairler için de oldu ve o zamanlar tartışıldı bunlar. Sonradan da özellikle benim için rahmetli Mehmet Kaplan, yani tabii Türk şiir tahlilinde bir metodu olan ve ender kişilerden bir tanesi, yani Türkiye'mizde en çok yokluğunu hissettiğimiz münekkit yokluğu var. Olsa ben inanıyorum ki çok daha mesafeler alacağız, yani çok daha evrensel, efendim çok daha muhtevalı eserler ortaya çıkacak ama maalesef ciddi bir etkiler evet. de yok.
Yani Mehmet Kaplan rahmetli o dönemin yoğun ideolojik ortamı, kavgalar içerisinde adeta bir bunalmanın şeyi olarak, ifadesi olarak öyle yorumlar getiriyordu. Evet. Ve aslında sizin şahsınızda hemen hemen sizin gibi olan, sizinle beraber yürüyen ve sanat yapan bütün arkadaşlara adeta hitap ediyordu. Evet. Ve kendisi de zaten bunu çeşitli beyanlarda ifade ediyor. O anarşi yansımıştı yani rahmetli hocanın tahlillerine. Yani evet. Yansımıştı ve sağlıklı şeyler değildi. Tabii tam geleneksel bir İslami şiir değil. Tabii gelenekle bağ kuracağımız noktada da var ama yeni bir çağda, yeni bir dönemde yaşıyoruz. Her dönemin kendine has bir ifadesi vardır. Türkiye'de öyle bir sancılı dönem yaşıyordu. Biz de kendi inancımızı savunuyorduk. Tabiatıyla savunuyorduk. Yani bir inanç savunma yahut bir inancı başkalarına öğretme şeyiyle değil ama o heyecanı, inancımızın heyecanını yansıtmak durumundaydı. Efendim şimdi sizin de içinde bulunduğunuz bir sanatçı grubu söz konusu var. Edebiyat dergisinden ta Mavera dergisine kadar bir arkadaş grubu. Eğer isim verecek olursak rahmetli Cahit Zarifoğlu, Alaaddin Özdenören, Mehmet Akif İnan gibi evet. arkadaşlar. Şimdi bana hep sonra gelmişlerdir. Efendim siz çocukluktan bu yana, delikanlılıktan bu yana beraber bulundunuz, arkadaşsınız. Aşağı yukarı okuduklarınız da birbirinin benzeri, yakını falan. Ve artı aynı sanat dergisi etrafında da kümelendiniz. Fakat bu isimlerin her biri belki özde birbirleriyle yakınlık içerisinde olmakla birlikte farklı şiirler oluşturdular. Hiç mi birbirinizi etkilemediniz? Bunun açıklamasını bizden hep isteye gelmişlerdir. Efendim şüphesiz etkilemişizdir de yani birbirimizden alışverişimiz de vardır ama ayrı mizaçlar, ayrı yaratılışlar, ayrı kişilikler var. Bir de hayatı algılayış frekansımız tabir caizse ayrı. Ve herkes kendine has şiirini söyledi. Yani öyle bir ortak paydamız, Rabbimizi tanımamız, kulluğumuzu itirak etmemiz. Evet. Onun dışında sanat vadisinde tabii ayrı mizaçlar belirdi. Evet, dediniz birbirimizden alıp verdiklerimiz de oldu. Ben mesela kendi hesabıma burada da itiraf edeyim. Daha çok geleneğe dayalı, yani şekil itibariyle sanat anlayışımı, üretimimi ama sizlerle çağın söyleyişine, çağın idrakine uygun bir şekilde, yani çağın modasına, havasına neyse ona nasıl diyeceksek yepyeni bir tarzda söylediniz. Tabii çok geleneksel işte şiirimizde. Eğer öyleyse o etkileşim de sizlerden bana oldu. Onu da burada itiraf etmiş olayım. Yani şiirimin şeklini eğer modernleştirme söz konusu olduysa onda şüphesiz efendim, arkadaş olmuştur. Hepimizin etkisi kuşkusuz muhakkak. Olmuştur. Yani birbirimize. O ortak hava, o birliktelik bizi çok besledi tabii. Yani o Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek az. Yani evet. Bizi bir araya getirdi ve elhamdülillah sonuna kadar da beraber yürüyeceğiz. Evet. Efendim bizim işte çıkarmış olduğumuz önce edebiyat, sonra Mavera dergisi, bizim dışımızdakilerin hep ifadesi de bu oluyor. Adeta edebiyatımızda bir canlı ortam oluşturdu. Yalnız kendi üretimlerimizin, ürünlerimizin yayınını değil, Türk edebiyatına bazı imzaların da kazanımını sağladı. Zannediyorum öyle. Bir fidelik oldu şüphesiz. Yani bir takım yani günümüzde birçok hikayecilerimizin, yazarlarımızın hatta birçok şu anda herhangi bir dergiye baktığımızda, bir gazeteye baktığımızda yahut da şöyle bir yazarların hayatını anlatan kitaplara, sözlüklere baktığımızda işte bir Mavera geçiyor ya, Mavera'da yazdı o şiir şeylerinde, günlerinde filan okunurken özgeçmişi işte Mavera'da da yazmıştı yahut ilk defa Mavera'da yazdı, doğru.
Bu şu oluyor bir bakıma, yani isabetli imzalar bulmuşuz diyebilir miyiz? Efendim, yani tabii, Mavera şimdi dergisi. Mavera'yı çıkarırken hatırlarsın, o yaptığımız toplantıları, koyduğumuz ilkelerde aramak lazım onun sırrını. Bir kere tek kişinin yönettiği bir dergi değildi. Herkesin katıldığı bir dergiydi. Yani bir koro. Değil mi? Tabii bir koro idi. Herkesin bir yönden bir katkısı vardı. Tartışılıyordu. Böyle bir sıkı disiplin yoktu. Herkes nasıl ifade edebiliyorsa düşüncesini, mesela dili kullanırken bir serbestliği vardı. Değil mi? Doğru. Ondan sonra... yani ortak paydamızı demin söyledim. Onunla ters düşmeyen herkesi kucaklıyorduk. Herkese gönlümüz açıktı. Bir de tabii rahmetli bir de, kere daha analım, Cahit Zarifoğlu'nun o müthiş takipçiliği, belki Nuri Pakdil'den devralan ve devam eden, daha geliştirilen o takipçiliği. Tek tek, çünkü bugün bakıyorum, birçok şaire mektuplar yazmış. Bir tane, iki tane, üç tane değil. Onlara özel mektuplar yazmış. Onlara heyecanlandırmış. Şurası bak şöyle olması lazım, burası böyle olması lazım diye. Hatta belki hatırlarsın, gelen mektupların çoğunda biz Mavera'yı arka sayfalarından başlayarak okuyoruz. Yani ilk önce yazılarından başlıyorlardı. Evet. Gerçekten öyleydi. O takipçilik, o ilgi, tabii Rasim Özdenören'in o ilgisi, Zatallerinizin o ilgisi. Estağfurullah. Evet. Evet, şunu söylemek istiyorum tekrar. Şimdi o dergi tabiri caizse bir imza kabristanı olmadı. Hamdolsun, hayır. Evet. Hepsi orada yazıyor. Şiirlere çıkan, yazıları çıkan arkadaşlar, edebiyatımızda yerini alan gerçekten sanatçılar oldu. Bu yanıyla da galiba bizim Mavera'nın olsun, edebiyatın olsun bir farklıca yanı olmuştur. Bunda tekrar vurgulamakta yarar var. Evet, olmuştur. Hamd ediyoruz. Yani samimi bir emek vardı ve o da meyvesini verdi. Hamd olsun ona. Şimdi bu işlevi sürdüren Türkiye'de dergiler var mı? Veya yoksa neden yok? Varsa bizimle aynı çizgide mi devam ediyor, bizim yaptığımız biçimde mi? Ne dersiniz? Şimdi yani çok güzel dergiler var. Evet. Efendim, ne bileyim, yani bizim geçtiğimiz yoldan geçen, bazen imreniyorum, hep gençliğimi hatırlıyorum. Mesela Maraş'tan, Erzurum'dan, Osmaniye'den, ne bileyim Ankara'dan, İzmir'den böyle gençlerin çıkarttığı dergiler elime geçtikçe seviniyorum ve ilgiyle okuyorum. Çok güzel şiirler, çok güzel hikayeler, denemeler yer alıyor. Yani diyelim bir Maraş'ta, Andırın'da 10 bin nüfuslu bir yerde bir Andırın postası çıkıyor. Bu ayrıca bir ikindi yazıları diye bir ek yayınladı. Onlarca arkadaş, kabiliyetli arkadaş orada yazdı, yankılar uyandırdı. Bütün dünyaya postalandı. Ne bileyim, oralardan mektuplar geldi. Onları ilgiyle izliyordum. Bugün mesela Maraş'ta yine Yalnız Ardış diye bir şey çıkıyor. Cahit Zarifoğlu'nun şiirlerinde geçen o bir yörenin ismi, bir de oldukça ayet. Düzeyli gerçekten dergiler çıkıyor Türkiye'de. Tabii. Ve daha çok ileri tabii profesyonel dergiler çıkıyor. Şimdi tabii belki herkes şu şansı yakalayamıyor. Yani böyle bir arkadaş topluluğu, aynı yaşta, aynı sınıflarda okuyan, bir araya gelmiş, böyle uyumlu hareket eden bu kadar insan bir araya belki sürekli geliyordur da, birlikte bulunma yani geliyordur şansı da, gelecektir de, şu anda o oluşum halindedir de. Tabii biz de şükretmemiz lazım. Yani o arkadaş birlikteliği her zaman bulmak da evet, kolay bir hadise değil. Yani gerçekten iyi şiirler yazılıyor. Şüphesiz. Çok güzel kitaplar, iyi dergiler çıkıyor, iyi kitaplar çıkıyor. Şimdi bunu şöyle açıklayabilir miyiz? Bizim çok güçlü bir şiir damarımız var galiba. Yani her dönemde çok büyük sanatçılar yetiştirmişiz. Ve bu damar kurumadan devam ede gelmiş diyebilir miyiz? Tabii. Edebiyatta, yani özellikle şiir alanında, dünya çapında
şairlerimiz var. Hem bugün için yani, hem bugün için. Ve sonsuza kadar yahut da kıyamete kadar yaşayacaklardır. Yani bugün dil sorunu yüzünden herkes çokça okuyamıyorsa da ama hep okunacak olan, hep ilgi ulaşıldığında ilgi duyulacak şairlerimiz var. Bizim en güçlü alan. Bir de tabii bizim şansımız Necip Fazıl'la tanışmak, onun sohbetlerinde bulunmak, onunla oturup onunla kalkmak, onunla yakından görmek büyük bir mazhariyet. Şans oldu tabii. Bir Sezai Karakoç gibi dev bir isim, yepyeni bir çırak bir isimle yine ilişkili olmak, onun sohbetlerini evet. dinlemek. Güzel. Yani önümüzdeki insanlar da büyük insanlardı. Bir de şu var, sizin için de söylendiğine hep tanık olmuşuzdur. Kendimi de bunun dışında sayamam elbette, bütün arkadaşlarımız gibi. Deniyor ki, az yazdınız. Gerçekten az mı yazdık? Efendim, bir bakıma az yazdı da denebilir ama bir bakıma gereğinden de fazla yazmış da denilebilir. Çünkü netice itibariyle insanın içinde kalmıyor bir şey. Yani onu dışa vuruyor vakti zamanı geldiğinde. Diyelim Yunus Emre 10 şiir yazmış olsaydı yine Yunus Emre olacaktı ve kıyamete kadar da yaşayacaktı ve halen de yaşadığı gibi. Yani maksud ederse Mısra Berces'de kafidir. Ama yine de mesela bazı çağdaşlarımıza oranla sayı bakımından az yazmadık mı? Tekrar bir düşünsek mi? Efendim şüphesiz az yazdık ama çalkantılı bir dönemden geçtik. Yani bir şair adamın kendisine hatta o sahayı yasaklamış bir insan bir de bakıyorsunuz siyasete giriyor. Ya ne işin var senin siyasette? Ama siyasette bir vaka. Hayatımızı ilgilendiriyor. Her gün ıstırabını yaşıyoruz. Binlerce, milyonlarca kişinin trajedisi var. Yani işte. İlgisiz kalamadık siyasetle. Ha, gibi. O bir. Evet. Onun dışında bir de gazetecilik yaptık. Evet. Yani başka iş, evet. dernekçilik yaptık. yani evet. zamanımızı evet. bir hayli evet. parçaladık. Evet. Bunlar belki az üretimimizi yani sebep bu oldu. Hayatın çeşitli dağdasından kendisini koruyabilenler mesela bir Cahit Zarifoğlu, bir Rasim Özdenören çok daha velüt. Evet. Ama yine de bizim onlar galiba... için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Ama böyle çeşitli sahalara dağılmış olanlar. Dağılmak bir verimliliği şüphesiz birazcık herhalde düşürmüştür, evet. düşürüyordu. Ama yine buna rağmen mesela bizlerin yazdığı biraz teselli verecek olursak kendimize Ahmet Haşim'den, Tanpınar'dan, Ahmet Kutsi'den sayı bakımında da pek az değil. Evet, yani tam bir bugüne kadar bir şeyini yapmadım hesabını ama evet. yani evet. Ben şunu şöyle soracak olursanız yani daha yazmak istediğiniz bir şey var mı? Evet, var mı gerçekten var yazacağız? Mı? Yani başlangıçtan beri mesela bir kıyamet risalesi yazmak isterim. Bir hayat risalesine başladım. Yani epey bir takım şeyler de var, mısralar falan ama şöyle bir benim tarzıma işte dediğim gibi böyle işçilik, ince kuyumcu işçiliğiyle şiir yazmak pek uymuyor. Ama insan yaşı ilerledikçe biraz da o yöne de mecburen şey yapıyor, yani yöneliyor. Onlar belki Allah ömür verirse bir gün tamamlanır, çıkar. Bunun yanında işte ufak tefek şiirler de çıkıyor. Evet, siz uzun süre gazetecilikte ama yaptınız. Ama yani gençliğin heyecanı, o damarlarda kanın hızlı dolaştığı dönemi şimdi yakalayamayız biraz ama biraz tarz tabii diyorsunuz. İlhama dayalı olduğu için bana birazcık şey geliyor. Ama şu var, yakalamış olduğunuz ustalıkla velev ilham yanı eksik bile olmuş olsa yine de belli düzeyin altına düşmeyen
şiirleri pekala üretebilirsiniz. O ustalık var. İnşallah. Bilemiyorum. Evet. Size. Efendim, evet, izin verirseniz arşivimizde bulunan bir şiirinizi dinleyelim. Aşk Risalesi. Dirilmek yeniden, yerin uyanması gibi, kımıldaması gibi toprağın, bulutları yarması gibi gün ışığının, yağmurun ansızın boşanması, binlerce kuşun bir anda parlaması, havalanması, erimesi gibi karların ve buzulların, patlaması gibi dal uçlarında tomurcukların. Dirilmek yeniden, 100 yıl süren bir berzahtan geçmişiz gibi, kandan, kinden, öfkeden, üstümüze bir sağanak boşanmış gibi, sürekli lekelendiğimiz, çözülmeye terk edildiğimiz bir bataktan çıkar gibi. Yürürken, otururken, yatarken hep çürümek durumunda kalmış, duyduklarımızdan dolayı kulaklarımız, gördüklerimizden ötürü gözlerimiz, dokunduklarımız için ellerimiz. Belli bir bozgun yaşamışız. Her şeye ölüm dadanmış sanki. Kadınlar ki anne olmamak için direniyorlar. Erkekler ki savaşmayı tümden unutmuşlar. Çocuklar zaten hiç çocuk olmuyorlar. Çocukluk kalkmış dünyadan gibi, her çocuk antik çağ filozoflarından bir kalıntı sanki. Aşkın son saltanatını yaşamak için mi ey kalbim, ruhun serüvenine bir kale olmak için mi bu baş kaldırma, kanatlanma? Durmadan geçiyordu o zamanlar üstümüzden tanklar, toplar, binler tonluk arabalar, boğuk bir ses, madeni bir böğürme, bir metropol devinin içimizi titreten iniltisi, ta uzaklarda şehirlerin üstünde kımıldayan bir korkunun yüreğimizde biriken tedirginliği, bir samyeli gibi bedenimizi, yüzümüzü, saçlarımızı yalayarak çekiyordu bizi ve herkesi. Ama sen uzaklardaydın ey kalbim. Uzaklardaydın, sevdiğim uzaklardaydı. Ayın ve yıldızların çağlayarak, berrak şelaleler yaparak, coşku içinde aktığı bir yerlerdeydi. Hani bir gün bir çobana rastlamıştık. Kavalıyla bir sümbülü emziriyordu. Adı Ferhat mıydı, neydi? Koyunların, kuşların, böceklerin, çiçeklerin sadakatten mest oldukları, her birinin gözlerinde kaybolur gibi, kayar gibi dalıp gittiğimiz o saadet evreni, kayaların yüzlerinden okuduğumuz o ebedi bilinç bizi çekip almıştı kılcal damarlarımızdan. Yaslan yüreğime sevdiğim, benim gönlüm gök gibidir, açık deniz gibidir, pas tutmaz benim içim, yeryüzü gibidir, toprak gibidir, sen ki bulut gibisin, ay gibisin, güneş gibi bazen. Usul usul inen yağmur tıpırtılarını dinler gibi dalıp gitmiştik. Sen konuşuyordun, ipil ipil yağan bir yağmur gibi konuşuyordun. Onlar ki konuklarımızdı, atları Kerem'di, Yusuf'tu, Kays'tı. Hepsi de ezelden tanıdıktı, dosttu. Sen bir taze haber gibi gelmiştin, unutmadım. Her gelişin bir taze haberdi, unutmadım. Aşktı alıp verilen altın bir vakitti yaşadığımız, bir muştuyu algılamanın sürekli gerilimiydi sanki, unutmadım. Can oynanırdı evlerde, yollarda, meydanlarda, can alınıp can verilirdi hiç unutmadım. Sen uyurdun uykun bir tepeden seyredilen uçsuz bir vadi, kıyısından seyredilen bir denizdi sanki, unutmadım. Ah sevgili, hayat görünürdü kapından bir çırpınış yüreklerimizde, sen evinden çıktığında güneşler doğardı içimizde, unutmadım. Toprağa düşen tohum, onda gizlenen renk, şekil, koku, senin için biçimlenirdi, renklenirdi, kokardı senin için, unutmadım. Ebedi masum çocuklar, zamanın solmayan çiçekleri, istemişlerdi de ezan okumuştu Bilal bir sabah, unutmadım. O dirildi, o dirildi diye birden çalkalanan sokaklar, ölüm ki sonsuza açılan bir kapıydı, hiç unutmadım. Ey aşk, ey dirilik soluğu, ey evrenin hareket kaynağı, nasıl unuturum, nasıl unuturum, hiç unutmadım.
Haydi gel sevgilim, uzanalım toprağın altına, çiçekler mayalansın göğsümüzde. Bu akıp giden, bu kör gidip yol giden kalabalıkları, bu insanları, ezen çiçekleri bir kere bile farkına varmayan, dökülen bu yıldızları yağmur birikintilerine, çiğneyerek geçen bu adamları ve kadınları uyarmak için, bir an durdurmak için, bu bizi terk eden, bacakları öksüz ve boynu bükük bırakıp giden leylekleri, o güzelim hacı leylekleri, içimizde sonsuzluk kavislerinden izlerini taşıdığımız ama şimdi kendimizi zorlasak da anımsayamadığımız, tasarlayamadığımız o kırlangıçları, ah tekrar dönülebilir mi, yaşayabilir miyiz, uzansak yerin altına toprak olsak. Haydi gel sevgilim, bir daha deneyelim, bir kere daha kesmek için yolunu kalabalıkların, yüreğimizden, gönlümüzün derinliğinden, vermek hep vermek için, çünkü dağıttıkça çoğalır bizim zenginliğimiz, aşkın bir adı da berekettir, en iyi anlatandır o, kırada bir mağarada, gözden döküleni, gönülden geçeni. Ah hep o kelimeyi bulmak için bütün bu çabalarım, seni çağıracak olan, nasıl da unuttuk, oysa daha anar anmaz adını, ansızın patlayan bahara bir pencere açmışız gibi, kış ortasında çıkıveren güneş gibi, birden sıyrılıp bulutlardan, üryan görülen can gibi, doldururdun içimizi ve ev içlerimizi. Ah oruçlu bir Ağustos vaktinde, bir kayanın dibinden kaynayan, soğuk ve berrak sulara uzanıp kana kana avuç avuç alıp yüzümüzde içimizde duyduğumuz gibi aşk. Ah bir yalnızlık vaktinde herkesle birlikte olduğumuz, gene de yalnız olduğumuz bir parkta ta uzaktan gelir gibi bir tamburdan bir ezginin bizden, bizi bizden ve her şeyden alıp götürdüğü gibi aşk. Haydi gel sevgilim, gene arayalım makam-ı İbrahim'de rastlanan ayak izlerini. Dedesinin elinden tutup Kubais dağına götürdüğü, yüzü suyu hürmetine yağmur istediği, yeryüzünün bereketlenip çiçeklerle bezendiği, develerin coşarak çöllerde ayak sesleriyle şiirler bestelediği o vakitleri. Haydi gel bir daha, bir daha arayalım. Herkesin ve her şeyin uykuya vardığı bir vakitte gürül gürül bardaktan boşanır gibi yeryüzünü ve gökyüzünü, dünyanın bu yüzünü ve öbür yüzünü, geceyi ve gündüzü dolduran, yüreğimizi kuşatan o kitaptan okunanı. Yaşamak avını gözleyen sessiz gergin soluk soluğa bir atmaca sağ elimin parmakları ucunda. Ve ölüm bir güvercin, beyaz süzülen masmavi gökten berrak sulara. Bir yıldız kayıyor, kayıyor, kayıyor. Bir dal uzuyor, uzuyor. Bir gül kanıyor bir seher vaktinde. Yanıyor bir ateş işin için. İçiminde, içimin de içinde. Bir ezgi dönüyor, dönüyor, dönüyor. Bir ney eriyor dudaklarda. Aşkın bir adı da yorulmamaktır. Bu haftaki söyleşimizin konuğu Erdem Bayazıt'tı. İyi akşamlar olsun.